Peki başlayalım. Süreç içerisinde yine e, katılımınızı bekliyorum. Tamamdır Gamze Hanım. Teşekkürler bildiğimiz için. E, ben yavaştan başlayayım. Dediğim gibi sorularınız olursa e, bu soruda çete yazabilirsiniz. Daha sonrasında... E, tamamdır Barış Bey. Bekliyorum. E, aralarda yine söz olarak da, sesli olarak da sorularınızı alıyor olacağım. E, umarım anlaşılır olur. Süreç. Şu anda ekranı görebiliyor musunuz? Görebiliyoruz hocam. Tamam. Şu an büyüttüm sanırım diğer şeylerde kapandı. Bugün aslında konumuz ilişkilerde yapılan dört büyük iletişim hatası. Biraz iddialı olduğunu biliyorum. Fakat birçok çiftle yapılan çalışmalar sonucunda. John Gottman'ın bulduğu aslında kategorileştirdiği dört büyük iletişim hatası bunlar. Mahşerin dört hatası olarak belki daha öncesinde duymuşsunuzdur. Bugün bunun üzerine konuşacağız. Tabii ki de ondan önce yine Gottman terapisindeki ilişki terapi ekolündeki dört üç önemli sistem hakkında konuşacağız. Şöyle geçiş yapabiliyor muyum? <laughs> tıklayınca. Evet önce birazcık John ve Julie Gottman çifti hakkında konuşacağız. Gottman çift terapisini neler ilham alıyor nasıl oluşuyor bunları konuşacağız ardından da e, az önce bahsettiğim gibi ilişkilerin içerisindeki e, üç önemli sistemi konuşuyor olacağız e, ve sonrasında mahşerin dört atlısına geçeceğiz. E, öncelikle fotoğrafta gördüğünüz gibi e, John Gottman ve Julie Gatman e, güzel bir fotoğrafları hani görünce hemen koymak istedim size e, özellikle çift terapileri üzerine çiftlerin e, boşanma ve aslında doğru bir ilişki, iki tarafında mutlu olduğu bir ilişki üzerine bazı çalışmaları var. Bunları nasıl kurduklarına göre bazı e, araştırmalar yapmış ve bu araştırmaların sonucunda kendisini aslında bir ilişki terapi ekolüne e, bu çalışmalarını dönüştürmüş birisi. E, şu anda Washington Üniversitesi'nde Üniversitesi e, psikolog profesör olarak çalışıyor. E, araştırmalarını yapıyor daha doğrusu. Aynı zamanda Gottman Enstitüsü'nün kurucusu. Bunun dışında eşi yine Julie Gutman, klinik psikolog ve Gottman Enstitüsü'nde kurucu ve çalışmalarını orada sürdürüyor. Benim bildiğim kadarıyla şu anda daha çok ebeveynlik üzerine çalışmalarını sürdürüyor ve bunun üzerine aslında Gatman Enstitüsü'nde yeni ekoller, bildiğim kadarıyla ekolü genişletiyor daha doğrusu. Bununla alakalı çok güzel kaynakları var literatüre kattığı. Özellikle Gatman çiftinin kurdukları ekolde en önemli etme bilimsel verilerden yararlanmaları. 3 günün üzerinde çiftle çalışarak onların verileriyle e, bu sistemi kuruyorlar. E, i̇lişkilerde yaşanan sorunların aslında kaynakları, çözüm önerileri ve bir ilişkinin boşanmaya gidip gitmeyeceğine dair tahminler üzerine bazı envanterler oluşturmaya çalışıyorlar. Bununla alakalı çok güzel bir başarı oranına sahipler. E, %90 oranında çiftlerin e, ilişkilerini kurtarabildiğini e, söylüyorlar. E, böyle bir oran ciddi anlamda yüksek bir terapi süreci için. E, onun dışında genel olarak ilişki içerisindeki e, sorunları, sistemleri araştırıp bunları e, aslında kategorize etmekle başlamışlar işe. E, özellikle çatışmalar üzerine 1995 yılında e, Gottman'ın yayınladığı bir e, kitapta geçiyor. Yine Mahşerin 4 atlısı da burada geçiyor. E, daha şu 99 yılında şekil alıyor ama ilk temelleri burada atılıyor bu kitapta. Ee, kesinlikle bir e, kaynakları var. İlişkinin aslında aniden bulunmadığını, e, mükemmel eşleşmenin olmadığını... ...fakat birlikte yaratılabileceğini e, düşünüyorlar ve savunuyorlar. Bu görüşte çalışmalarında da aslında ilişkiler nasıl iyileşir? ilişkilerde neler e, doğru ya da yanlış yapılır? Bunlar üzerine e, tavsiyeler ve çalışmalar sürdürüyorlar. E, burada bir araya girmek istiyorum. Siz de söz alabilirsiniz, çete de yazabilirsiniz, e, direkt mikrofon üzerinden de alabilirsiniz, e, açabilirsiniz, söyleyebilirsiniz. Sizin özellikle kendi hayatınızda ilişkilerinizde yaşadığınız çatışmalar, problemler neler? Söz almak isteyen, paylaşmak isteyen var mı? İletişim, e, Duygu Hanım, kesinlikle iletişim çok önemli bir faktör. E, bugün de aslında zaten ondan bahsedeceğiz. İletişimlerdeki problemlerden. Başka neler var aklınıza gelen? Ee, genelde nelerde tartışıyoruz? Nelerden kavga ediyoruz? Neleri çözemiyoruz? Ya da bizim için zorlayıcı olan neler oluyor ilişkilerde? Paylaşmak isteyen var mı? Beraber vakit geçirme. Çok güzel Faruk Bey. Ee, zaman gerçekten günümüzde e, yaratılması çok zor. Ee, günlük hayatımız gerçekten çok büyük rutinlerle devam ediyor. Bu rutinleri sağlamak gerçekten zorlayıcı. Bu sırada da eşimize, partnerimize zaman ayırmak gerçekten zor olabiliyor. Fakat çok da önemli. Sonuçta bir inşa durumu var burada. Bir ilişki inşa ediyoruz. Beraber biz olmayı öğreniyoruz ve bu süreçte kesinlikle zaman ayırmadan olabilecek bir şey değil bu. Güven problemi. Fazla sorgulayıcı bir insanım. Bu biraz daha Sena Hanım. Kişinin kendisinden getirdiği e, bireysel aslında e, geçmiş yaşam olaylarına e, da de, e, yönelik olabiliyor. Tabii ki de partner seçimimizde de e, bu durum olabiliyor. Yine güven problemi Gamze Hanım yazmış. Empati kuramamak, ben merkezci olmak sorun olabiliyor. Evet kesinlikle empati çok önemli. Özellikle e, eşinizi tanıtmak zorundasınız. E, onun nasıl düşündüğünü, neye neden tepki verdiğini üzerine kafa yorarak düşünmek çok önemli oluyor ilişkilerde. Bağlanma stillerimiz Pınar Hanım kesinlikle e, bağlanma stillerimiz aslında bizim kök ailemizden geliyor. Bize bakım veren, e, 12 yaşımıza kadar bakım veren kişilerin aslında bize verdiği e, bakımla e, alakalı. E, bu bizim ilişkilerimizi çok fazla etkiliyor. Bizim de aslında terapilerde çok kullandığımız bir teknik. E üzerinde durduğumuz bir teknik. Kıskançlık, cinsli olan arkadaşlık. Kesinlikle bu özellikle modern toplum yapısında e, bizim özellikle çok karşılaştığımız ilişkiler arasındaki sorunlardan, özellikle güven problemlerine yine gelebiliyor. E, bir konuya tarafların sürekli farklı yönlerden bakması. Çok güzel Sude Hanım. Bu, bu tam olarak bugün belki bu e, yaptığımız çalışmalardan sonra e, bir farkındalık oluşmasına sebep olabilir ve çözülebilir belki daha sonrasında. Selina Hanım anlayış ve empati demiş. Kesinlikle anlayış çok önemli. E, empati yine yukarıda yine biraz bahsettiğimiz gibi önemli. Problem çözme yöntemlerinde farklı tercihler. Kesinlikle belki burada Hale Hanım sizin dediğiniz gibi problem çözme yöntemlerindeki tercihlere saygı duymayla alakalı bir problem olabilir. Belki herkesin e, sorunlarını çözme şekli farklı olabiliyor. E, bu süreçte e, birbirimizi anlamak, e, birbirimizi e, doğru geleni, rahat geleni birleştirmek çok önemli. Çeşitli sebeplerle bazen yoğunluk kaynaklı iletişim eksikliği. Yine yukarıda Yasemin Hanım da bahsetmiş. Yine zaman ayıramama, zaman problemleri. Ee, kesinlikle bu e, zor ama bir şekilde çözümü e, yine zamanla, beraber vakit geçirmeyle çözülebilecek bir şey. İlişkide kendi alanını yaratamamak, bireyselleşememek. Röveysa Hanım çok güzel bir konuya değindiniz. Ee, bireyselleşmek kendini birey olarak, tek olarak aslında... E, ilişkinin içerisinde var edebilmek çok önemli. Burada sınır problemleri özellikle bizim çok karşılaştığımız şeyler. İnsanın kendi sınırını çizememesi ya da e, partnerimizin bu e, sınırları çizmemizde zorluklar yaratması, bunları kabullenememesi. Bunlar da yine iletişim problemleri olarak bizim karşımıza çıkacak şeyler. E, bu soruyu özellikle sormak istedim. Yanıtlarınız için çok teşekkür ederim. Çok güzel cevaplar geldi. E, ben özellikle bunların dışında e, özellikle gördüğüm bir şeyi daha bahsetmek istiyorum. E, ciddi anlamda Kök aile problemleri de bizim gördüğümüz sorunlar. Yani aslında e, aile büyüklerinin, e, anne babaların ilişkilere özellikle evlilik sürecinde karışmaları e, bizim gördüğümüz çok büyük e, sorunlar o, oluşturabiliyor. E, bazen e, siz partnerinizle biz olabiliyorken e, sizin kendi kök aileleriniz bunu kabullenemeyebiliyor. E, çünkü farklı kültürlerden geliyoruz, farklı insanlarız ve biz olduğunuz zaman aslında siz üçüncü bir farklı insana dönüşüyorsunuz. Partnerinizle beraber. Ve bu sizin kök aileniz için de zor olabiliyor. E, tabii ki de bu çok, çok farklı, uzun bir konu. Detaylandırırsam e, herhalde zaman kalmayacaktır. E, ama yine de söylemek istedim. Bu da çok önemli bir ayrım. E, daha sonrasında cevaplar gelmiş. Onları da okuyayım hemen hızlıca. Kişilerin ben merkezci olması da buna sebep oluyor hocam. Kesinlikle ben merkezci olmak yine kişilik özellikleri. Belki o ben merkezcilik e, sizin için uygun değildir ve bu e, kişinin değiştirmesi gerekiyordur. Fakat tabii ki de bu partnerinizle alakalı olan bir durum. E, kendisinde olmayan özelliği başkasında aramak istemek Barış Bey yazmış. E, Barış Bey size hemen şimdi gördüm. Merhaba. E, kendisinde olmayan özelliği başkasında aramak istemek. Kesinlikle yine aslında kişinin kendi alanına, kendi sınırına saygı duymama problemlerinden bir tanesi bu da. E, bunlar hep ilişkide yaşanan ciddi sorunlar ve zamanla e, zaman ayırarak ilişkini kökleştirerek e, aslında orta yolun bulunabileceği ya da doğru adımların atılmayarak ilişkiyi aslında çıkmaza götürecek problemler bunlar e, geçiş için biraz ilişki sistemlerine başlayalım istiyorum yine bu Gatman Enstünün araştırmaları üzerine aslında e, oluşturduğu üç farklı sistem var ilişkilerde Bunlar arkadaşlık sistemi çatışma sistemi ve de ortak anlam sistemi Bu üç sistem birbirinden ayrı olarak birbirlerini etkileyebiliyorlar bir tanesinde ciddi sorunlar olduğunda diğerlerini anlamsızlaştırabiliyor değersizleştirebiliyor ya da diğer konularda çok iyi olsak bile bir noktada ciddi anlamda sorunlar yaşayabiliyoruz. Neymiş bunlar? ...aslında biraz daha detaylandırırsak... ...arkadaşlık sistemi dediğimiz zaman... ...aslında partnerlerin birbiriyle olan yakınlığı... ...bizim için çok önemli... Ee, ...eşinizle yaşadığınız... işte ...yakınlık derecesi, bakış açınız... E, ...kendi hayatınızı alma dereceniz... E, ...bunu tabii ki de... ...bireyselleşmekten ayrı söylüyorum bunu... E, ...çok önemli... ...romantizm yine çok önemli bir konu... E, ...özellikle... ...partnerinizle romantik ilişki anlamında... E, ...hissettiğiniz hisler buna belki tutkuyu da katabiliriz aynı şekilde tutku çok önemli bir faktör bunlar bizim gördüğümüz kadarıyla ilişkilerde zamanla ölüyor gibi adlandırılıyor geçiyor gibi adlandırılıyor aslında biz öldürüyoruz bunları bunları kafamızda olan ilişkide karşımızdakinin kötü yanlarını gördükçe kötüden kastım aslında bize mükemmel yanlarının dışında öğrenerek gördüğümüz yeni şeylerden bahsediyorum Bunları kabullenmeyince bakış açımızı farklı olarak, olumsuz olarak değiştirdiğimizde bunlar aslında göz ardı ediliyor. Aslında o romantizm ölmüyor. Sadece en baştaki gibi baktığımız o romantizm anlarını, tutkuyu oluşturan etmenler aslında geri planda kalıyor. Ve o yüzden biz sanki ölüyormuş gibi hissediyoruz. Tabii ki de çok önemli bir problem. Ve burada da aslında arkadaşlık sistemi dediğimiz şeyde de romantizm ve tutku çok önemli. Ve arzu aynı şekilde... Dördüncü en önemli faktör arzulamak aslında eşlerin en büyük gücü ellerinde sahip oldukları en büyük güç bu bence. Çünkü siz kendi partnerinizi arzuladığınız zaman aslında onun için bir şeyler yapmaya hazır oluyorsunuz. Arzulamak aslında sizin de bir çıkarınız ve bu aslında eşinize karşı partnerinize karşı yapabileceğiniz her şeyin önünü açabilen bir şey önünü açabilen bir faktör. O yüzden çok önemli. Tabii ki de arzu da bir noktadan sonra körelebiliyor. Doğru adımlar atılmadığında, ilişkinin bakış açısı değiştiğinde heyecanı dediğimiz şey kaybolmaya başladığında ve amacımız da zaten bu arkadaşlık sisteminde bu heyecanı kaybetmemek. İkinci faktör aslında çatışma sistemi. Çatışma sistemi dediğimiz şey aslında ilişkilerde yaşadığımız tartışmalar, kavgalar, tezatlar. Burada önemli bir şey altını çizmek istiyorum. Çatışma kötü bir şey değildir. Aslında şöyle düşünebilirsiniz. Siz birey olarak teksiniz ve sizin kendinize ait özellikler var. Ve partneriniz de bu şekilde aynı. Onun da kendine ait bir kişiliği, bir hayat görüşü, bir işte özelliği var. Ve bu özelliklerin yanında kötü yanları da var. Herkesin olduğu gibi. Ve biz Bunlarla karşılaştığımızda ilişkimizi devrimleştirdikçe çatışmaya giriyoruz. Bu çatışmalar her ilişkide, her sağlıklı ilişkide normal. Özellikle çatışmanın hiç olmadığı, kavganın hiç olmadığı, tartışmanın hiç olmadığı ilişkiler aslında ciddi anlamda kötü olan ilişkilerdir. Çünkü paylaşımın olmadığı ilişki anlamına geliyor bu. Paylaşımın olmaması ne demek? İlişkinin kökleşmemesi demek. Yani çatışma her türlü aslında ilişkiyi geliştirecek, ilişkiyi köklendirecek şeylerin başında geliyor. Tabii ki de tartışma deyince neyden bahsediyoruz? Yapıcı tartışmalardan bahsediyoruz. Problem çözme becerisinden bahsediyoruz. Tekrarlayan problemlerin farkındalığından bahsediyoruz. Ne bunlar peki? Aslında bizim e, farklılıklara karşı tahammülümüz, e, hayat görüşümüz, e, birbirimizden olan farklılıklarımız bize bir tehdit olarak e, görünüyor. Çünkü biz aslında hayatımızı paylaştığımız insanın e, bizden farklı düşündüğüyle karşılaşıyoruz ve bu şok edici bir şey düşündüğünüzde. Çünkü siz öyle beklemiyordunuz aslında. Her şey mükemmeldi. Nereden çıktı şimdi bu çatışma? İşte aslında farklılıklarınızdan çıktı. Ve bu noktada orta yolu bulma becerisi, yapıcı tartışma becerisinden geçiyor. Yani siz aslında bu öğrenebilirsiniz. Bu öğrenilebilir bir şey. Bu öğrenme noktasında özellikle ebeveynlerimizle geçmişten getirdiğimiz iletişim şekli çok önemli oluyor. Bunun dışında farklı tekniklerle bu becerilebiliyor. Farklı ilişkilerle yaptığınız hatalarla beraber aslında bu tartışmaları daha yapıcı hale getirmeyi öğreniyorsunuz ya da öğrenmiyorsunuz ve bu zorluklarla beraber ilişkinizi aslında yapmanın tabiriyle kirletiyorsunuz. Problem çözme becerisi yine bir beceri aslında. Aslında sorun odaklı değil, çözüm odaklı olmak, kendini iyi tanımlayabilmek, doğru iletişim kurmak bunların başında geliyor. Ee, yine tekrarlayan e, problemlerin farkındalığı dediğimiz şey var e, Bu ne aslında yani ilişki içerisinde döngü halinde çözülemeyen sorunların farkına varmak ve bunları kabullenebilmek ya da kabullenilemediği noktada bunu partnerinizle aslında paylaşabilme e, bizim için çalışma sisteminde önemli bir faktör e, bunların her zaman için çözülebilir olmak zorunda değil e, bunu söylemek istiyorum yani her çatışma, çözüme gitmek zorunda değil. Çözemeyeceğiniz şeyler mutlaka ki olacaktır. Ee, ama çözemediğiniz şeylerde de e, en azından yapılabilen için çalışmak, çabalamak, ilişkiye katkı sağlayacak faktörlerden bir tanesi. Ee, üçüncü sistemimize gelirsek aslında ortak anlam sistemi. Bu da ee, şu an yani görünüyor. Ortak anlam sistemi dediğimiz şey aslında bizim hedeflerimizin ortaklı ortak olması. Burada yine hedeflerin ortak olması derken İyi bir ilişki için hedeflerimiz illa aynı ortak olan insanlarla beraber olacağız gibi bir durum yok. Önemli olan ortak hedeflere ulaşmada beraber e, birbirimize yardımcı olabilmek çok önemli. Yani biz o hedefleri anlayabilelim, e, partnerimizin hedeflerini anlayabilirim, kendi hedeflerimizi açıkça e, partnerimize anlatabilirim. Ve ardından birlikte birbirimize destek olarak oraya ulaşalım. E, buradaki olumlu sistem bu aslında. İkincisi ortaklaşan kültür ve gelenek. Yine az önceki çatışma sisteminde bahsettiğimiz durum ortaya giriyor burada. Ortaya çıkıyor burada. Kültür ve gelenek dediğimiz şey herkesin kendi kök ailesinden getirdiği şeylerin yanında çevresel etmenlerin ve yaşam biçiminin değişikliği sebebiyle ilişkilerde ciddi problemler haline gelebiliyor. Yine kök aile sorunları da aslında burada devreye girebiliyor. Fakat biz partnerimizle bir arada olduğumuzda e, ilişkimizi köklendirdiğimizde bu kültür e, karmaşıklığını, e, kültür farklılıklarını ve gelenekleri yine tehdit olarak algıladığımız için e, bir ortaya bulmakta zorlanıyoruz. Bu konuda çok ciddi büyük şeylere gitmeye gerek yok. Bazı insanlar için e, evde mesela akşam saat yemek yemek çok önemli bir kuraldır. O evde akşam saat yedide e, yemek mutlaka yenmelidir. Ama partneriniz belki böyle düşünmüyor olabilir. Partneriniz böyle bir aileden gelmemiştir çünkü. Onun için yemek istenen saatte, acıktığında yenir ve beraber olunmak zorunda değildir yemek saatinde. Ve bu bile ciddi anlamda insanı boşanmaya götürebilecek bir sebep haline gelebilir doğru iletişim tekniği olmadıktan sonra. Yani ki bu kadar küçük bir şeyden bu noktaya gelinebiliyorsa siz düşünün ne kadar farklı kültürler ve gelenekler üzerinden e, sorunlar yaşayabiliyoruz. E, siz de mutlaka ki ilişkilerinizde böyle sorunlar yaşamışsınızdır. E, bunlar da çok normal ama e, işte önemli olan... Bu kültür ve gelenekleri ortaklaştırabilmek, iki taraf için içinde e, orta yol bulabilmek, bulunamadığı noktada kişinin e, düşüncelerine ve bakış açılarına saygı göstermek. E, üçüncü olarak biz olarak düşünme becerisi. Bu zamanla olabilecek şeyler. Fark ettiyseniz artık aslında ortak anlam sistemi biraz daha uzun vadeli e, ilişki kazanımları e, oluyor. E, biz olarak düşünme becerisi ne demek? Aslında bir ilişkide hatta bunu evlilik olarak bakabiliriz. Bir evlilikte... Kişinin sadece bir e, birey olarak e, değil e, iki kişi için de düşünebilme becerisi. E, hem burada biz, biz olarak düşünebilmek derken hem e, eşinizle partnerinizle e, adil olmak olarak değerlendirebilirsiniz. Hem de aslında kendinize adil olmak olarak değerlendirebilirsiniz. Yani e, bu karşılıklı olan bir şey ve siz biz olarak düşündüğünüz zaman aslında kendinizden fedakarlık ediyorsunuz ve bunun sınırını... Bilmek de çok önemli. Tamamen biz olmaktan bahsetmiyorum. Yine az az önce e, yazılanlara göre, e, hani o birey olamamak aslında burada ortaya çıkıyor. Yani fazla biz olmak. Burada bunun dengesini kurabilmek, iki taraf için de yeterli olması çok önemli. E, buraya kadar sorusu olan var mı? Şu anda da aşağıda da e, son 6 dakika diyor. Sanırım kapanacak, değil mi? Evet hocam ee... kapanacak ama aynı linkten tekrar girebiliriz. Tamamdır. Şöyle yapalım isterseniz. Sanırım 40 dakika oldu. Bir 10 dakika ara verelim. Daha sonrasında Mahşerin 4 atlasına geçelim. Ama ben son kalan zamanda da soruları alayım istiyorum. Nur el kaldırdığını görüyorum. Buyurun. Hocam merhaba. İyi akşamlar. Sizin dinlemek çok keyifliydi öncelikle. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim. Teşekkür istiyorum. Hani dedik ya farklılıkları kabul etmek diye. Yani ben açıkçası aslında bir insanın kişiliğinin değiştiğini çok düşünmüyorum. Yani bir insan bizi nasıl gördüyse aslında o şekilde devam ediyoruz hayatımıza. Hani bu konuda sizin e, beni aydınlatmanızı rica ediyorum. Yani nasıl ee, büyük farklılıkları kabul etmek daha sonrasında? Şunu sormak istiyorum Duranım. Mesela e, bir beş yıl öncesine baktığınız zaman e, kendinize baktığınız zaman Kendinizi şu ankiyle aynı görüyor musunuz? Ya aynı kişi olarak görüyor musunuz? Ya da bir beş yıl öncesinde yaptığınız bir davranış hakkında ya şu anda olsa böyle yapmazdım dediğiniz oluyor mu hiç? Yani konuya göre değişiyor tabii ki ama evet oluyor illa ki. Konuyu bağlayacağım sadece merak ettim bunu. Evet, ee, aslında evet. beş yıl önce yaptığınız herhangi bir şeyi şu an olsanız yapmazdınız değil mi bazı konularda? Evet. Yani o zaman evet. aslında siz o konuda değişmişsiniz ama beş yıl önceki size sorsaydık o gün e, bunu yapmaz mıydı? Yapardım. Hı hı. Yani işte o zaman aslında bizim değiştiğimiz e, kesinlikle çok bir gerçek. Hı hı. Efendim? Çok keskin değil ama ben çok keskin düşündüm ama değişiyoruz anladım. Yani şimdi. ufak değişimler olarak hı. bakabilirsiniz ama aslında çok keskin hı. değişimlerimiz de olabiliyor. Hayat görüşümüz, yaşımızla beraber çevremizin değişimi, e, sosyoekonomik değişimlerimiz, e, birçok noktada kişisel gelişimimiz bunlar bizi değiştiren şeyler. Şimdi birey bölümünden aslında çift bölümüne gelmek istiyorum. Siz çift olarak da partnerinizle beraber değişiyorsunuz. Hayatınıza aldığınız insanlarla beraber değişiyorsunuz. Ee, çalıştığınız iş yerinizdeki arkadaşlarınızla bile sadece selamlaştığınız insanlarla bile değişiyorsunuz. Bu değişimler mutlaka ki ilişki içerisinde yansıyor. Ve siz bu kadar değişebiliyorken bu değişimin e, bir yerden gelmesi gerekiyor mutlaka ki. İşte bu değişim e, partneriniz zaten sizin hayatınızda çok fazla yer kaplayan e, sadece Az önce mesela yorumlarda vardı. Çok fazla zaman ayıramıyoruz. Evet zaman ayıramıyor olsanız bile siz zihninizde partnerinizle eşinizle berabersiniz. Ve onu tanımak üzerine, beyniniz onu anlamak üzerine, anlamlandırmak üzerine sürekli çalışıyor. Ve bu çalışma sürecinde de beyniniz değişiyor. Yeni e, nöronlar nöron bağlantıları oluşturuyorsunuz. Yeni e, aslında düşünce sistemleri oluşturuyorsunuz. Ve mutlaka ki birbirinizle beraber değişiyorsunuz. Burada özellikle değiştiğini düşünmüyorum dediğiniz noktada belli ki değişim görmemişsiniz. Ya da değişmesini istediğiniz şeyleri e, değiştirememişsiniz belki de. Zaten değiştiremezsiniz. Hı. Bu aslında eşinizin, partnerinizin değişmek isteyip istememesiyle alakalı. Yani bu sizin elinizde olan bir şey değil. Değişim insanın kendisiyle başlar. Ama değişim bazen ilişki için yapılabilir. Yani bu noktada e, eğer sorun yaşıyorsanız e, birisini değiştirme odaklı değil, siz bu noktada Belki ne yapabilirsiniz? Sizin için bu uyuyor mu? Yani evet değişebilir e, gibi düşünüyordum ama değişmiyormuş. Evet demek ki partnerinizle belli ki o sorunları çözemiyorsunuz. Peki siz ne yapabilirsiniz? Ya da siz bir şey yapmak istiyor musunuz bu konuda? Ya da siz bu durumdan dolayı zarar görüyor musunuz? Belki bunlara odaklanabilirsiniz. Belki bunun üzerinden gidebilirsiniz. Çünkü sizin aslında yapabileceğiniz şey de bu. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ya, sorunuza cevap oldu mu? Tam olarak belki biraz karışık o, anlatmışımdır. Hayır oldu. Çok teşekkür ederim. Yani ben dediğim gibi keskin şekilde düşünmüştüm. Ama o konuda da beni aydınlattınız. Evet hayat değiştirebiliyor dediğiniz gibi türlü şeylerden kaynak. Kesinlikle. değişme Değişim konusunda hiçbir şey kuşkunuz olmasın. Hepimiz evet. çok değişiyoruz. Beş yıl sonrasında evet. da şu anki e, durumumuza çok farklı tepkiler vereceğiz inanın. Evet. E, şu an evet. süremiz var mı? Ben iki buçuk dakika altta yazıyormuş. İki dakika e, biz olarak kal. düşünme becerisini nasıl kazanabiliriz? Biz olarak düşünme becerisini Fatma Hanım'ın e, cevaplıyorum. Biz olarak düşünme becerisini kazanmak aslında çok kolay bir şey değil. Fakat bu zamanla olacak bir şey. Nasıl olacak? İşte aslında e, partnerinizi tanıyarak, e, partnerinizin iyi ve kötü özelliklerini görerek ve bunları kabul ederek biz olabilirsiniz. Yani bu ciddi bir empati yeteneği ve hayatınızı aslında e, bireyselleştirmekten uzaklaşarak olan bir şey. Yani siz biz olarak aslında düşünmek için belli tekniklerle yaklaşabilirsiniz. Ama bir noktada otomatik olarak olan bir şey. Kesinlikle zaman önemli. Bakış açısı çok önemli bu konuda. Birazcık yuvarlak bir cevap verdiğimi biliyorum. Fakat çok kolay bir soru değil. Ciddi anlamda biz olmanın birçok farklı etmeni var. Bugün zaten o az önceki sistemlerde aslında... Gördüğünüz şeyleri uyguladığınızda, doğru olarak uyguladığınızda siz zaten biz oluyorsunuz. Bu kendiliğinden gelen bir yetenek haline geliyor. Olamadığınız noktada belli ki zaten bir sorun vardır. O soruna odaklanıp onu çözmeniz gerekiyor. Soruya bir cevap oldu mu Fatma Hanım? Tamamdır. Başka sorusu olan var. Ee, konuyla alakalı mı bilemiyorum ama karşı cinsiyle güler yüzlü, sevecen, samimi yaklaştığımız zaman bunu karşıdaki kişi benimle ilişkimi kurmak istiyor ya da flört mü etmek istiyor gibi sorular aklına geliyor ve bu şekilde algılıyor. Bu yüzden ben karşı cinsiyle pek konuşma taraftarı olamıyorum artık. Bu şekilde olsa bile nasıl sağlıklı iletişim kurabiliriz? Ee, Barış Bey öncelikle bu konu birçok farklı e, etmene dayalıyor ama e, benim tavsiyem soracak olursanız e, bence kendi olduğunuz kişilikle iletişime geçme şeklinizle başkalarının tepkilerine göre bunu şekillendirmen çok doğru olmadığını düşünüyorum. Cümlem düşük oldu biraz ama. Yani genel olarak aslında e, sevecen, samimi, güler yüzlü olmayı seviyorsanız, iletişime geçme şekliniz böyleyse bunlar çok olumlu ve güzel e, şeyler. Bunları karşı tarafın nasıl anladığından ziyade sizin nasıl bunu adlandırdığınız önemli. Bununla alakalı yaşadığınız sorunlar varsa, yani mesela sizinle ilişki mi kurmak istiyor ya da flört mü etmek istiyor gibi düşünüyorsa bu aslında onların e, cevabını alabileceği sorular. Kendi kendilerine çözebileceği sorular. Ve bu konuda ben olsam e, kendi tavrımı ve karakterimi buna göre şekillendirmezdim. Bu sağlıksız bir ilişki değil bence. Yani özellikle sağlıklı iletişim nasıl kurabiliriz diye sorduğumuz için e, söylüyorum. Yani bu sizinle alakalı bir sorun değil bence. Ben de öyle düşünüyorum ama işte diğer arkadaşlar böyle düşünmediğinden dolayı işte ben hep e, tek kalıyorum yani. Yalnız kalıyorum diyeyim. Ha, bütün kadınlar böyle mi düşünüyor evet. sizce? Özellikle sevecen e, samimi yaklaştığınız zaman e, ya da çoğunluk böyle mi sizce? Yani benim şimdi hani mesela takıldığım yani görüştüğüm insanlar genelde benden büyük insanlar oluyor. Yani onlarla ben daha iyi anlaşabiliyorum. Yani hem Hı. kafa yapıları olsun hem düşünce yapıları olsun daha iyi Modernize olmuş oluyor yani. Ben yani kendi yaşlarımla mesela takılamıyorum. Hani. Çünkü bu şekilde düşünüyorum mesela. Ama diğer benden yaşı büyük işte 5-10 yaş büyük insanlar böyle düşünmüyor mesela. Hı -hı. Kendileri de öyle davranıyorlar. Yani bunun nasıl diyeyim? Ee, şimdi benim böyle davranmamdaki sebep karşı taraftaki insanla bana böyle davranıyor. Yani bir mütekabiliyet söz konusu. Karşılıklılık. Ben ona göre davranıyorum ama yani benim anlamadığım şeyi o farklı şekilde anlıyor yani. Ben bundan biraz rahatsızım yani şeyim, şey yani. Özellikle rahatsızsanız şikayetçiyseniz, e, ...bununla alakalı olarak böyle bir sorun yaşayacağınızı düşündüğünüz kişilerle e, bundan sakınabilirsiniz. Bunun sağlıklısı ya da sağlıksızından ziyade sizin aslında e, iletişim kurduğunuz insanların e, algısıyla alakalı bazı e, demek ki yaşadığınız sorunlar var. Ve bu e, sizin aslında kendi yazdığınız gibi şekillendirebileceğiniz şeyler. Yani siz böyle bir sorun yaşadığınız e, kişilere Güler yüzlü, sevecen ya da samimi yaklaşmayarak bu sorunu aslında e, çözebilirsiniz. Ve bunun dışında e, bu durum size eğer zarar veriyorsa, bu şekilde iletişim kurmak sizi zorluyorsa demek ki bu aslında sizin e, rahat iletişim kuramadığınız bir insan olduğu anlamına gelir. Ve bu çoğunlukta da sayıda demek ki e, çoğunlukta olan e, insanların bakış açısı e, farklı. Yani bu da çok basit bir durum var. Siz rahatsız oluyorsanız rahatsız olduğunuz bir iletişime devam etmeyebilirsiniz. Ama karşı taraf rahatsız oluyorsa karşı tarafın rahatsız olmasından da siz sorumlu değilsiniz. Nasıl olabilirsiniz ki zaten? Sorunuza cevap oldu mu acaba? Ya hocam oldu zaten hani ben de bu şekilde düşünüyorum zaten benim hani ona karakteristik özelliğim de bu şekilde hani hı hı. ama yani ben hani kendi Sevecen olabiliyorsunuz gün içerisinde. Aslında çok güzel şeyler bunlar. İşte ama yanlış anlaşılıyor işte ben şu anki kendi kuşağımı ben anlayamadım yani hani ben 24 yaşındayım hani kamu personeli ama kendi yaşıtlarımla anlaşamıyorum ben yani. Hı hı. Çünkü kendi yaşıtlarım bana biraz daha şey geliyor. Düşünce sığ geliyor yani. Hı hı. Tabii ki de bu bir genelleme. Yani bu genellemeye göre hareket edersek birçok farklı noktada olumsuz birçok genelleme var. Fakat sizin çevrenizde bundan şikayetçiyseniz siz de zaten aslında çözüm olarak kendi e, rahat hissettiğiniz ortamlarda iletişim kurmayı ya da zaman geçirmeyi tercih edebilirsiniz. Ama burada sağlıklı iletişimden kastımız sağlıklı iletişim hani e, sorunuysa bu dedikleriniz aslında bunlar bir sağlıksız bir sorun, iletişim sorunu değil. Yani o konuda işiniz rahat olsun. Teşekkür Herkes ederim hocam. Var. Eyvallah sağ olun o, da. Evet. Rahat olun. Evet. Vardır mutlaka. Bununla alakalı ee, özellikle hani zaman konusunda sorun yaşamamak için dilerseniz en son iletişim adresi verdiğim e, yerden mail ya da telefon görüşmesi yapabiliriz e, bana ulaşabilirsiniz istediğiniz zaman e, detaylandırabiliriz evet. kalan başka bir soru varsa evet ya arkadaşlar vaktini fazla almayın son olarak e, şunu demek istiyorum ben şimdi hani sizin dediğiniz gibi ben hani nasıl davranıyorsa öyle davranıyorum mesela hani Hı -hı. veya davranmıyorum neyse ama bu sefer de diyorlar kendin sen niye böyle davranıyorsun böyle değildin veya hani e, niye yazmıyorsun veya niye görüşmüyoruz niye aramıyorsun falan yani bir ben anlayamadım yani hani nasıl bir şey iletişim kurduklarını yani hani Öyleyse, ne mutlu sınır. olmaya geliyorlar da daha... ne mutsuz olmaya geliyorlar ve bu onların aslında sorun değil mi yani aslında ha, bu tabii sizin ki sorun yani değil. Ee, ya ben da... bir şey kaybetmiyorum yani bu bir sınır sorunu yani çevrenizdeki insanlar sizinle iletişime geçme noktasında sizi yargılayabiliyorlarsa bu konuda e, e, bir kitap tavsiyem olabilir size mutlaka yazın e, yardımcı olacağını ta tahmin ediyorum evet. Eyvallah hocam teşekkür ederim Dilerseniz e, aslında ilişkileri bitiren maşterin dört tatlısına e, geçelim e, özellikle ilişkileri bitiren yazmak istedim. Çünkü bununla alakalı e, John Gottman'ın bir araştırması var. Daha doğrusu Gottman bir araştırması var. E, bu dört e, iletişim problemini yaşadığınızda ilişkilerin aslında e, beş buçuk yıldan fazla dayanamadığını bulmuşlar. Yani özellikle bu dört e, sıkıntılı iletişim şekli partnerler arasında bir rutin haline gelmişse, oturmuşsa beş buçuk yıl içerisinde ilişkiler bitiyor. Boşanmayla sonuçlanıyor ya da Boşanmaktan ziyade tahammülle sonuçlanıyor. Genelde çocuklar olduğu zaman bu tahammül özellikle çok fazla gördüğümüz şeylerden bir tanesi oluyor. Ee, Ekran görünüyor bu arada değil mi? Bir sıkıntı yok. Görünüyor hocam. Hiçbir sıkıntı yok. Tamamdır. Ee, bu aslında e, Marshall dört tatlısı dediğimiz şey. Birincisi eleştiri. İkincisi e, aşağılama. Hor görme. Üçüncüsü savunma ve dördüncüsü de duvar örme. Bunları tek tek bakacağız. İlk eleştiriyle başlamak istiyorum. Çünkü biraz daha yaygın olarak görülen, biraz daha ilişkilerin içerisinde oluşan bir sistem. Tabii ki de eleştiri her zaman için kötü bir şey anlamına gelmiyor. Fakat bizim burada mahşerin dört hattısı olarak adlandırdığımız sorun olduğunu düşündüğümüz eleştiri aslında çatışma anında, çatışmadan kastığımız tartışmalar, bir sorun çözmek amacıyla yaptığımız konuşmalarda sorun ya da sorunun kendisi hakkında konuşmak yerine partnerinizin kişiliği hakkında yargılamalar yapmak aslında burada demek istediğimiz. Burada tabii ki de yapıcı eleştiriler her zaman için ilişkiyi ilerleten kişinin kendisinin farkına varmasını sağlayacak dönükler olarak algılanabilir. Fakat bizim burada dediğimiz ilişki eleştiri aslında hiçbir şeyi beğenmiyorsun örneğindeki gibi. Çok bencilsin örneğindeki gibi. Ya da dikkatsizliğin yüzünden şöyle oldu böyle oldu devamını tamamlayın gibi. Ee, kişinin kendi kişiliğiyle karakteriyle öz, özleştirilen ve genel geçer olan yorumlar. Ee, bunun sebebi de aslında dil olarak yakınma yerine suçlama üzerine odaklanmamız. Yani biz aslında bir eleştiri yaparken o eleştirinin sebep olduğu problemi değil... Onun aslında o probleme sebep olan kişinin kendi kişilik özellikleriyle hakkında olumsuz düşünceyi dile getirmemizde oluşuyor. suçlama ile yakınmanın arasındaki farkı da burada anlatmak istiyorum. Çünkü yakınma dediğimiz şey yararlı olabilecek bir şey ve davranışa odaklanan bir şey. Yani siz aslında bir olay hakkında rahatsız oluyorsanız, rahatsız olduğunuz davranışı açıkça ifade ettiğiniz zaman... ...bu eylemi söylediğiniz ve bundan şikayetçi olduğunu belirttiğiniz zaman... Aslında güzel bir eleştiri örneği vermiş oluyorsunuz. Fakat bunun yerine e, karakterine, o kişinin karakterine e, yönelik e, daha genel geçer ve olumsuz bir eleştiriyi içeriyorsa bu. E, bu dediğimiz şey aslında ilişkilerde e, ciddi anlamda sorun yaratan bir iletişim şekli. E, bunun tabii ki de çözümü var. E, çözümlerden bir tanesi ve en önemlisi bendeli kullanmak. Bendeli kullanmak çok zor bir şey. Ee, bunu baştan aslında pratiğini yaparak e, ciddi anlamda seanslarda, görüşmelerde bunun üzerine ilkokul bir böyle okuma yazma öğrenir gibi ben dili örnekleri yaparak zamanla oturtabiliyoruz. Ee, nedir bu ben dili kullanımı? Aslında üç farklı etmenden oluşuyor. Ee, bunların özellikle e, içeriğinde e, sen dili değil e, kendimizi açıklayan ifadeleri yer edinmek. Az önce de dediğimiz gibi aslında e, davranışa. Rahatsız olduğumuz duruma odaklanmak çok önemli. Burada üç etmen var dediğim gibi. Birincisi davranış. Yani sizin rahatsız olduğunuz davranış ne? İkinci olarak da bunun etkileri. Aslında sizi nasıl etkiliyor bu davranış? Tam olarak siz nasıl olumsuz olarak bu durumdan etkileniyorsunuz? Ve üçüncü olarak da bununla alakalı olan duygularınızı aslında paylaşmanız gerekiyor. Yani e, mesela konuştuğunuzda e, sürekli sözünüzü kesen bir partneriniz var sen sürekli insanlara saygı duymaya, duymayarak konuşuyorsun. Yani sen sen şöylesin, böylesin gibi bir örnek düşünün. Bu sen değil ile kullanılan ve aslında sizin sorununuzu çözmek yerine sadece karşı tarafı eleştirmeye odaklı bir geri dönüş. Ve bu hiçbir zaman işe yaramaz. Yani kendi e, ilişkinizde de düşünebilirsiniz bunu. Size herhangi bir şekilde çok pasaklısın, çok işte yavaşsın e, gibi dönükleri aldığınızda e, hanginiz daha hızlı olmaya başladı, hanginiz daha temiz olmaya başladı ya da Partnerinizde bu sorunları e, yaşadığınızda eleştiriyorsanız ne zaman sonuç aldınız? Bu hiçbir zaman sonuç vermez. Yani siz dağınık partnerinize pasaklı dediğiniz zaman, onun pasaklı olmasını eleştirdiğiniz zaman o kişi pasaklı olmayı bırakayım artık demez. Belki o anlık bırakır ama uzun vadede size karşı sadece kin oluşturur. E, fakat bunun yerine e, ben dili kullanarak bir geri dönüş yaparsınız. Mesela yine dağınık olan partnerimizi ele alalım. Bir bardaktan su içiyor ve suyu masanın üzerinde bırakıyor. Bu davranışı da yapıyor sürekli. Vereceğiniz dönüt şu, dönük şu aslında. Özellikle ortalıkta bardak olduğu zaman e, onları toplamak beni çok yoruyor. Ve bu durumdan dolayı çok sinirleniyorum. Bakın olayı söyledim. Olayla alakalı e, beni etkileyen tarafını, benim yaşadığım zorluğu söyledim. Bu zorluk sizin için neyse ol olacaktır. Yalan ya da yanlış olan bir şey olmak zorunda değil. Ne düşünüyorsunuz onu söylemek yani aslında. Ardından da duygumu söyledim. Beni öfkelendiriyor dedim. Etrafta bardak görmek beni öfkelendiriyor. Bu noktada siz aslında partnerinize e, çok yararlı bir eleştiride bulundunuz. Dediniz ki ben senin yaptığın bu davranıştan dolayı rahatsızım. Ve bu davranış, daha bu rahatsız olduğum davranış beni rahatsız ediyor. Ve senin bunu değiştirmek için bir gücün var. Bunu sen değiştirebilirsin. Nasıl değiştirmeyi düşünüyorsun? Siz bunu söylemiş oluyorsunuz partnerinize. Ama bunun yerine sen dağınıksın dediğiniz zaman Sadece tanıdık olduğunu söylemiş oluyorsunuz. Kişi sizin yaşadığınız problemi bilmiyor. Bununla alakalı sizin duygulanım yaşadığınızı bilmiyor. Ee, ve bunlarla beraber aslında size bir yandan da bir anda da sen dağınıksın. E sen ben dağınıksam sen de işte e, şöylesin böylesin. Sadece tartışmayı aslında körükleyen bir e, alev oluyor aslında orada. Bir e, zorluk oluyor. Yani o yüzden aslında bu hiçbir işe yaramayan bir durum ve ben dili kullanarak aslında kendinizi daha rahat ifade ederek kazancını da arttırabilirsiniz. İkinci olarak yumuşak ifadeler kullanmak. Yine kendinizi ifade ederken özellikle öfkeliyseniz öfkenizin geçtiği bir anda konuşmak, öfkenizi kontrol edebilmek, bunun farkına vararak ya da ifadeleriniz keskinse, ifadeleriniz ciddi anlamda karşı tarafı yaralayıcıysa, bunu hissediyorsanız ya da karşı taraftan partnerinizden bunun dönüşünü aldıysanız bunları yumuşatarak, yumuşatmaktan kastım tabii ki de bunları bir yalan ardına saklamak değil ama sonuç olarak karşınızdaki insan sizin eşiniz ve bununla alakalı alınıyorsa onun hoşuna gideceği şekilde sizin de nasıl ondan duymak istiyorsanız o şekilde iletmeniz çok önemli. üçüncü olarak aslında yine ben dili kullanarak yapacağınız bir durum. Yaşadığınız sorunu çözme odaklı iletişim kurun. Yani davranışına odaklanın. İhtiyacınızı söyleyin. İhtiyacınızı söylemediğiniz bir şey karşı taraf tahmin edemez. Onu eleştirerek tahmin edemez, söylemeden tahmin edemez ona ihtiyacınızı paylaşın. Bu her anlamda ilişkinize kazandıracak çok büyük etkilerdir. Bu e, durumda sadece siz kendi eleştirinizi, kendi yaşadığınız sorunu karşı tarafa anlatmış olmuyorsunuz. Aynı zamanda şunu, şu mesajı da veriyorsunuz. Bak ben sana ihtiyacım olan şeyi, sorunumu paylaştım. Yani sen de bana bir sorun yaşadığın zaman açıkça bana gelip söyleyebilirsin. Çünkü bak ben öyle yapıyorum. Bu açıdan bu ilişkilerde çok önemli bir etmek. İhtiyacınızı açıkça, somut olarak söylemek. Beklediğiniz şeyi açıkça söylemek. Bunlar kesinlikle çok yararlı olacaktır. Geçmek istiyorum. İkinci olarak aşağılama bizim ikinci önemli etmenimiz. Aşağılama nedir? Aslında partneri iğneleme, alay etme, isim takma ya da hiçbir şey söylemeden küçümseyici mimikler ve davranışlar göstermek. Onun taklidini yapmak. Bu tarz iletişim yollarıyla partnerimizi rahatsız etmek. Bu aslında e, Mahşerin 4 adlısının en kötüsü olarak geçiyor. Çünkü duygusal bir aslında e, sorunla karşı karşıyayız. Karşınızdaki insanı e, yıpratıyorsunuz. Karşınızdaki insanı küçük düşürüyorsunuz. Açıkça. Ve bu ilişkinizde her türlü saygısızlığın başlangıcı anlamına geliyor. E, mesela bunları çok büyük hakaretler olarak düşünmeyin. Bunlar günlük hayatta yaptığınız şeyler de olabiliyor. Yani enin yaptığın iş yayılmak. Bunu mesela şakayla karışık da söylüyor olabilirsiniz. Ama bu iğneleme yine de. Hatta bu tarz durumlarda genelde şöyle oluyor. Özellikle terapi sürecinde, ilişkiler geldiğinde böyle bir şeyden şikayetçi olduğunu söyleyen eşe partneri şöyle söylüyor. Ya ben bunu şaka amaçlı söylüyorum. Bunu ciddiye mi aldın? Evet ciddiye alıyor. Çünkü bunlar olumsuz şeyler. Bunlar zamanla aslında ufak ufak başlayan ve daha sonrasında dile pelesenk olan yapışan ifadeler. Ufak ufak hepimiz bunları yapıyoruz ama bir noktada e, aslında eşimizin, partnerimizin kalbini kırıyoruz. Siz o amaçla söylememiş olabilirsiniz ya da öyle söylemeyi hissetmiyor olabilirsiniz ya da sizin tarzınız budur. Evet bunların bütün hepsi e, aslında e, önemli alışkanlıklar. Fakat burada biz olmak dedik ya hani o biz olmanın içerisinde aslında sadece tek taraflı sizin tarzınız olarak e, düşünmek yerine partnerinizle beraber onun düşüncelerini, hislerini de düşünmek önemli ve o noktada. İşte bu aşağılamayı aslında e, yapmıyor alıyoruz. Aşağılamanın tabii ki de sebepleri var. E, i̇çerisinde az önce bahsettiğim gibi duygusal bir istismar içeriyor. E, yani karşı tarafı aslında bir manipülasyon yöntemi bu aynı zamanda. E, eşlerden biri diğerini belli konularda ya da kişilik olarak üstün görmesiyle oluşuyor. Yani özellikle ilişki içerisinde e, küçük görme davranışı ya da düşüncesi olduğu zaman aşağılama ortaya çıkıyor. Bu özellikle ee, bağlanmayla çok e, bağlantılı oluyor. Yani küçüklüğümüzde bize bakım veren kişinin e, yeterli bakımı verememesi durumunda e, bu bakım sadece fiziksel değil aynı zamanda duygusal olarak da alamadığımız noktada bunu hissedemediğimiz noktada e, kişinin kendi karakteri haline gelebiliyor bu durum. Ve bu durum e, kendi kendine farkına varılması zor şeyler. E, onun dışında hayat görüşleri e, yine çevreden öğrenilen ilişki hakkında ...verilen, görülen örnekler... E, ...rol modeller... ...travmalar ve zorlu yaşam olayları... ...bu görüşlere sebep olabiliyor. Bu aşağılama sürecine, kendini üstün görme... ...ihtiyacı duymaya... E, ...sebep olabiliyor. E, böyle bir durumda özellikle terapi alabilirsiniz. E, bireysel... E, ...destek alabilirsiniz... ...bir uzmandan. E, kesinlikle tavsiye ederim. Bu sadece... E, ...ilişkinizde karşı tarafı... ...yani partnerinizi rahatsız eden... ...şey değil. Aynı zamanda sizin de aslında ilişkiden zevk almamanız, verimi almamanıza sebep olan şeyler. Ee, peki çözümleri neler? Aslında zaman geçirmek en önemli çözümümüz. Eşinizin güçlü yönlerini tekrar tanımak, tanımaya çalışmak. Belki zaten biliyorsunuz ama bunları özellikle üzerine düşünerek eşinizin özellikle güçlü olduğu, iyi olduğu yanları gözlemleyerek ya da belki şöyle düşünüyor da olabilirsiniz. Ya benim eşimin hiçbir özelliği yoktur. Tipik ortalama bir insandır. Hayır tipik ortalama bir insan değil. Siz, aslında eşiniz ne kadar tipik bir ortalamaysan, siz de o kadar o tipik ve ortalamasın, ortalamasınız. Ama siz artık eşinizi çok fazla maruz kalmışsınız ve eşinizin o güzel yanlarını görmeyi bırakmışsınız. İşte o noktada bunu üzerine eğildiğinizde, güzel yanlarını, iyi yanlarını gördüğünüzde, aslında bu durum e, iyileşmeye başlıyor. Ki mutlaka ki eşiniz, partner olarak seçtiğiniz kişi e, bir noktada sizin seçmenize sebep olmuş ki özel bir yanı var demek ki. Yani zaten olan bir şey bu. Olmasaydı başta zaten beraber olmazdınız. İkinci olarak beğenilerinizi ve hobilerinizi paylaşın. Bu ne demek? Aslında eşinizle ortak zaman geçirebileceğiniz aktiviteler oluşturun. Beraber hatta diğer maddeyi de katabiliriz. Ortak zevk ve rutinler oluşturun. Burada özellikle kendinize ait olan, kendinizde iyi hissettiğiniz, kendinizde başarılı bulduğunuz şeylere eşinizi dahil etmeye çalışın. Beraber ortak olarak zaman geçirdiğinizde bu süreç ciddi anlamda değişebiliyor. Hem partneriniz sizi daha çok tanımış oluyor, hem siz partnerinizi daha çok tanımış oluyorsunuz ve onun aslında yetenekli yönlerini görmüş oluyorsunuz. Ortak zevk ve rutinler oluşturmak yine aynı şekilde beraber onun aslında hoşlandığı, onun iyi olduğu yanlarda yanında olmaya, destek olmaya çalışın. Hoşlanmıyor musunuz? Evet, eşiniz için yapın o zaman. Burada amacımız zaten onu yapmak değil, amacımız eşinizle vakit geçirmek, onu tanımak. Onun dışında en önemlisi. Yapay olarak görebilirsiniz bunu. Özellikle terapilerde e, bu geri dönüşte çok karşılaşıyoruz. Ya yani durup dururken şimdi e, yemek hazırladı diye tebrik mi edeyim? Evet tebrik edin. Çünkü yemek hazırladı size. Ya da siz beraber mi hazırladınız? Evet sizin için bir şey yaptı. Ve bu yapılan şey sizin için yapılan bir şey. Bir, bir nevi yaşam sorumluluğu almak demek. Ve bu konuda e, somut olarak yaptığınız takdir belki çok. Gereksiz gibi olacak ama çok önemli. İkinci bir noktada burada benim gördüğüm özellikle sorunlardan bir tanesi ya ben zaten sözü takdir etmiyorum ama davranışlarımla takdir ettiğimi gösteriyorum. Hayır göstermiyorsunuz. Aslında siz zihin okuma yapıyorsunuz. Zaten o benim e, takdir ettiğimi biliyor. Hayır aslında bilmiyor. Ya da biliyor olsa bile e, bu sadece bilmek üzerine kurulu bir şey değil. Bu aynı zamanda sizin e, sizden beklenen bir davranış. Önemli. Çünkü eşinizin de Gözünde siz iyi olmak istersiniz, bir şeyleri için takdir görmek istersiniz. Bunlar ufak şeyler bile olsa bir noktada ilişkiyi canlandıran, birbirinize olan bağlılığı arttıran, eşinizin sevgisini ve sizin aslında ona olan sevgisini arttıran bir etme. Üçüncü maddemiz savunma. Özellikle aslında bu eleştiriyle birazcık bağlantılı birleştiriyor. Onun ardından koymak istemiştim. Ama burada biraz daha ofansif iki maddeden sonra defansif maddeleri bir arada göstermek daha çok istedim sonrasında. Ee, peki nedir bu savunma? Aslında ilişki itikanan sorunlarda e, partnerin oluşan zorluklarda sorumluluk almaması hali. Yani sizin için e, ilişkinizde sorun olan bir noktada çatışmaya uğradınız ve bir noktada bunu çözmek adına çalışıyorsunuz. Ve bu noktada siz kendiniz bununla alakalı düşüncelerinizde belki de haksız olduğunu eşinizin düşünüyorsunuz. Sizin haklı olduğunuzu düşünüyorsunuz. Ya da partneriniz bir şekilde o noktada bu sorunu çözmek istemiyorsunuz partnerinizin. İşte bu noktada verdiğimiz tepkiler aslında savunma davranışı. Örneklerde de gördüğünüz gibi ben böyleyim, beni ka böyle kabul et. Peki senin yaptıklarına ne demeli? Ben zaten bir sürü şey yapıyorum, bunu bana nasıl söylersin? Bakın bunların bütün hepsi aslında bir savunma yöntemi. Yani siz diyorsunuz ki aslında hemen hatta diğer tarafa geçelim. Benim değil senin suçun. Yani siz bu mesajı veriyorsunuz aslında. Sen bir sorun yaşıyorsun. Bu sorunu bana getirmişsin. Tamam çok güzel ama e sen sen yapıyorsun bunu. Senin yüzünden oluyor. Sen böyle yapmasaydın ben de böyle yapmazdım. Yani aslında bir karşı eleştiri veriyorsunuz. Bunu savunma amacıyla yapıyorsunuz. Ya da ikinci bir nokta masum kurban rolü. Zaten her şey benim üzerime geliyor. Hatta şuradaki örnek gibi. Ben zaten bir sürü şey yapıyorum. Bunu bana nasıl söylersin Yani ben zaten bir sürü şey yapıyorum. Bunu da benden bekleme. Bu konuda sen yalnızsın. Ben bu konuda sana bir şey yapmak istemiyorum. Ya da ikincisi karşı eleştiri. İşte az önce bahsettiğimiz gibi. Sen böyle işte sen e, dağınıksın ama ben neyim gibi. Ben, ben dağınığım ama sen nesin? Sen de şöylesin böylesin gibi. E, burada bu savunma sistemi aslında yapıcı ya da yıkıcı olan her türlü eleştiriye karşı verilen tepkilerde ortaya çıkıyor. Ee, savunma yapan kişi eleştiriyi tehdit olarak algılıyor ve eleştirinin kaynağındaki sorumluluktan kaçınıyor. Yani aslında bu durum sorumluluk ihlali, sorumluluğu kabul etmeme durumu. Bir nevi bir sınır çizme olarak düşünebilirsiniz ama bu çizdiğiniz sınır belli ki ilişkinizde partnerinizin yaşadığı bir zorlukta onu yalnız bıraktığınız anlamına geliyor. Peki çözümü nedir? Ee, yine zor bir nokta. Çözüm için kendi yapabileceklerinize odaklanın. Size bir eleştiri geliyor, yapıcı ya da yıkıcı bir eleştiri. Bir şekilde partneriniz bu durumdan şikayetçi. Hiçbir şey yapmamayı seçerseniz, bu şikayetçi olan durumla alakalı partneriniz sizin hoşunuza gitmeyen bir çözüme e, gidebilir. İkinci olarak, hiçbir şey yapmayabilir ve ilişkinizin içerisinde bulunduğu durumda sevgisinden, bağlılığından e, ve güven sorunu, e, güven güvenden alabilir. Yani bu sorunlara yol açabilir sonrasında. Ama bunun yerine şunu yapabilirsiniz. Yani bu Kişi bana bu sorunuyla gelmiş, İyi ya da kötü. Ben bunun için ne yapabilirim? Yani çözüm odaklı olmaktan bahsediyorum aslında. Ve bu noktada konuyla sorumluluk, konuyla ilgili sorumluluk almak çok önemli bir nokta. Yani siz bu konu hakkında e, ne yapabilirsiniz? Bunu yardımcı olmak için, çözebilmek için ya da çözemeseniz bile bu konuda eşinizin, partnerinizin yanında olabilmek için ne yapabilirsiniz? Bunu değerlendirmek. Bunu içinizde yapabilirsiniz. Somut olarak yapabilirsiniz. Evet ben faturayı ödemediğim için bu sorun başıma geldi. Evet çok fazla işiniz vardı belki. Belki faturayı ödeyeceğinizi işiniz söylememişti. Zaten sizin tahmin edeceğinizi söylüyordu. Ama şunu yapabilirsiniz mesela. Tamam bir dahakinde faturaları ben takip edeyim. Böylece böyle bir sorun yaşamayalım. Bakın bu yapıcı bir, eleş, yapıcı bir e, durumdu. Ve siz aslında orada bir sorumluluk almış olursunuz. Bu sorunun bir daha başınıza gelmemesi için bir çözüm üretirsiniz. E, bu da aslında çözümün başı. Aynı zamanda empati yapmak ikinci en önemli nokta. Eşiniz neden bunu sorun olarak görüyor? Eşinizin yaşadığı sorun ne? Eşiniz bunu belki size net bir şekilde ifade etmiyor ama ifade edecek olsaydı nasıl ifade ederdi? Ya da hangi konuda zorluk yaşadığı için ifade ediyordu da şu anda edemiyor? Bunların üzerine düşünüp empati yaparsanız, eşinizi anlamaya çalışırsanız, onun gözünden durumun nasıl göründüğünü bakarsanız Haklı ya da haksız olmanın bir önemi yok. Eşiniz neden sizin e, için bu konuya böyle bu noktaya geldi? Bunu aslında göstermiş olursunuz, e, kendiniz de anlamış olursunuz aslında. Dördüncü ve son e, aslında atlıya geldik. E, duvar örme. Bu artık ilişkilerde ciddi anlamda iletişim eksikliği ve sorunlarının yanında e, çözümsüzlükle beraber gelen e, aynı zamanda da vücudumuzun doğal tepkisiyle oluşan bir durum. Ee, şöyle girelim. Peki nedir bu duvar örme? Çatışma anında hiçbir tepki vermemek, çatışmaya katılım sağlamamak, konuyu geçiştirmek ve hiçbir yorum, duygu, düşünce katkısında bulunmamak. Ne demek bu? Mutlaka ki yaşamışsınızdır ya da görmüşsünüzdür. Çiftin Çift kavga ediyordur Bir taraf konuşuyordur. Sen şöylesin, böylesin, senin yüzünden böyle oldu. Bir şey söylesene, ne düşünüyorsun? Ve diğer taraf hiç konuşmaz, susar. Hiçbir şey söylemez. Tamam kapatalım artık bu konuyu da. Ya da hiçbir tepki vermez. Tamam sen öyle diyorsan. Ya da yine dediğim gibi yüzünde donuk bir ifade. Ya da ciddi anlamda stresli bir ifade. Ama yine de ağzından hiçbir kelime çıkmaz. İşte bu noktada duvar örmeyi somut olarak görürüz. Arkada resimde gördüğünüz gibi eller bağlıdır. Herhangi bir şekilde duruma katılmıyordur. Durum için söyleyeceği çok şey olduğunu biliyorsunuzdur aslında. Ama o hiçbir şeyi söylememeyi tercih ediyorduk. İşte bu duvar örme dediğimiz nokta aslında iletişimde hiçbir şeyin aslında çözümlenmediği, kişinin kendisini anlaşılmadığını düşündüğü e, anlarda, kendisini artık açıklamak e, istemediği noktada. Şöyle derler hatta eşkide, ya zaten ben anlatsam da anlamayacaksın. Zaten konuşsam da bir anlamı olmayacak. Ya ben şimdi sana söyleyeceğim, sen diyeceksin ki öyle böyle. Niye anlatayım ki, niye konuşayım ki? İşte bu noktaya geldiyseniz aslında partneriniz sizi duvar örüyor. Ya da siz böyle düşünüyorsanız partnerinize tartışmalarda, siz partnerinize duvar örüyorsunuz. Ve duvar örmenin aslında hiçbir faydası yok. Çünkü duvar ördüğünüz zaman partneriniz belli bir noktada size olan şikayetlerini anlatacak. Ve siz hiçbir şey söylemediğiniz için oradaki bütün olumsuz her şeyi kabul etmiş olacaksınız partnerinizin gözünde. Çok da normal. Bir şey diyemiyor çünkü o da biliyor doğru olduğunu. Ya da yanlış olduğunu biliyor ama benimle konuşmaya bile tahammül edemiyor. Ya da benimle konuşmayı bile tercih etmiyor. Bana o kadar saygı duymuyor ki birçok farklı düşünceye sebep olabilecek. Ve aslında bunların hiçbirinde net olarak bilemeyecek. Çünkü e, siz aslında hiçbir şey söylemiyorsunuz. Burada önemli bir nokta var. Diğerlerinden ayrı olarak duvar örme aslında vücudun evrimsel olarak getirdiği bir e, sorundan kaynaklanıyor. Şöyle. Aslında vücut e, kendini tehdit altında hissediyor. Bu ta işte ilk zamanlardaki bir e, hayvan saldırısı gibi düşünebilirsiniz. O an o kadar büyük bir tehdit altında ki ve buna o kadar çözüm yok ki vücudun. Vücut kendisini kapatıyor. Baş edemeyeceğini düşündüğü bu tehdit karşısında kendisini kapatıyor. Olaydan tamamen kendini soyutluyor. Yani aslında o an sizi dinlemiyor bile. Partneriniz ya da siz o an dinlemiyorsunuz bile. Bunu yapıyorsunuz. Bununla beraber yüksek kalp atışı ve yüksek adrenalin salgısı görülüyor. Çünkü bu dediğim gibi otonom sinir sistemimizin devreye girdiği bir an. Ee, nabızınız nabzınız nabzınız 90'ın üzerinde oluyor. Ee, ve bilişsel bir kapanma gerçekleşiyor. Yani zihniniz artık mantıklı karar veremiyor. Diyor ki: "Sen zaten artık şu an saldırıya uğradın. Öleceksin. Bari acısız öl. Bekle. Olayın bitmesini bekle." diyor beyniniz. Bunu otomatik olarak yapıyor. Peki çözümü nedir? Çözümü özellikle hani artık bu noktaya geldiysek çok e, zor olmakla birlikte e, molalar vermek. Özellikle mola 20 dakika olması çok önemli molanın. Çünkü 20 dakika demek aslında beynin kendi duygularından arınabildiği, normal işlevini yerine getirebildiği bir e, zamanlama. Bu her şey için böyledir. Bir şeyden korkuyorsanız ya 20 dakika boyunca maruz kalırsanız 20 dakikanın sonunda e, artık korkmazsınız. Herhangi bir şekilde bir şeye mutluysanız 20 dakika sonra olamazsınız artık ona o kadar mutlu. Evet düşünsel olarak olursunuz ama duygu hissi olarak e, 20 dakikadır bu. E, ortalama olarak söylüyorum bunu her insan için ama genellikle 20 dakika yeterli oluyordur. E, bu 20 dakikalık mola aynı zamanda e, ikinci bir noktada şuna sağlıyor. Sizin aslında bu süreçte karşınızdaki insanın da rahatlaması, daha mantıklı düşünebilmesi için bir e, süreci sağlıyor. Burada ilişkilerde özellikle şöyle bir geri dönüş oluyor. Benimle işte mola veriyor, sorunu bile tartışmak istemiyor, kaçıyor benden. Hayır kaçmıyor, o an aslında kendisini regüle ediyor. Kendi aslında duygularını kendi... Vücudunun tepkilerini aslında regüle ediyor. O yüzden 20 dakikalık mola ya da genel olarak eşiniz, partneriniz mola vermek istiyorsa o molayı o zaman ona verin. O sizden kaçmıyor. Kendisinden kaçıyor aslında. İşte orada çok önemli bir aslında regülasyon süreci bu. 20 dakika sonra çok farklı konuşmalar yapacaksınız. O an devam etmeyip aslında. İkincisi nefes egzersizleri. Hocam. Nefes egzersizi efendim. Araya giriyor. Özür dilerim ama son 5 dakikamız kaldı da Tamamdır. Zaten bu son artık. Bundan sonra e, seminerimiz bitiyor. E, tamam. Nefes egzersizlerini anlatmak istiyorum hemen. E, şöyle aslında çok basit bir egzersiz. Sizin bahsettiğiniz gibi nabzınız 90'ın üzerine çıktı. Ciddi anlamda duvar ördüğünüzü hissediyorsunuz. O an tahammül edemiyorsunuz. Yapacağınız şey nabzınızı düşürmek. Nasıl düşüreceksiniz? 3-2-6 nefes tekniğiyle. 3 saniye nefes alacaksınız. 2 saniye nefesinizi tutacaksınız. 6 saniye nefesinizi vereceksiniz. İster istemez nabzınız düşecek. Çünkü artık yeterli oksijeni alamıyorsunuz. Ee, ya da daha yavaş alıyorsunuz o oksijeni. Bu yüzden artık beyniniz size gerekli olan o duyguyu... ...o sinir sisteminin getirdiği adrenalin salgısını salgılayamıyor oluyor. Ve siz artık normale dönüyorsunuz. İkincisi yumruk sıkma, kendini cimdikleme. Bu da aynı zamanda insanın kendisini harekete geçireceği... ...özellikle donuk durumlarda e, kalıyorsanız... ...tabii ki de e, bu durum hani sürekli alışkanlık haline gelmesini tavsiye etmiyoruz. Ama kendinizi hafif incikleyerek, e, kendi yumruklarınızı sıkarak, belki oturduğunuz sandalyede şöyle birazcık kendinizi kaldırarak e, aslında o ana geri dönebilirsiniz bunu hissediyorsanız. Üçün, aslında en son olarak da çözüm önerimiz ortamdan uzaklaşma. Bu da yine aslında 20 dakikalık mola sırasında yapabileceğiniz bir şey. Bulunduğunuz ortam, e, o an yaşadığınız olay e, sizin için e, bir yenilemeye, öfke patlamasına ya da Genel olarak o yaşadığınız olumsuz düşünce ve duyguların tekrarlanmasına, hatırlatmasına sebep oluyor olabilir. Ortam değişikliği bu konuda çok önemli bir faktör. Ee, bu yüzden bunu da tavsiye ederim. Ee, benim anlatacaklarım bu kadardı bugünlük. Ee, zaman ayırdığınız, dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Özellikle sorularınız varsa şu anda sorularınızı almak isterim. 3 dakikamız kaldığını görüyorum. Sorular yetişmezse devamında tekrar gireriz. Sanırım atacak diye tahmin ediyorum. Ee, sorularınızı alabilirim. Nur Hanım elinizi kaldırdığınızı görüyorum. Evet hocam ya konuyla ilgili değil ama ben bir şey çok merak ettim sizin düşüncenizi. Astrolojiye inanıyor musunuz? Ee, astrolojiye çok inanmıyorum açıkçası. Hani ama bunun bir açıklaması var. Ee, benim mantıklı gelen bir noktada bir saniyenizi alacağım. Arkadaşlar çok fazla mesaj geldi ama sanırım kapanacak. Bu ee, yetişebilir miyim bilmiyorum. Özellikle kapanırsa tekrar girerseniz, tekrar yazarsanız çok sevinirim. Ee, tekrar anlıyorum sizin sorunuza <laughs> döneceğim. Ee, astrolojiye inanmıyorum. Astrolojinin de şu yüzden aslında çok yaygın olduğunu düşünüyorum. Biz astroloji fal gibi durumlarda e, ciddi anlamda bir şeyleri geleceği tahmin etme durumunu çekici buluyoruz. Ve bir şeyler aslında söylendiği gibi olduğunda biz bunları A nasıl oldu çok gerçekten tahmin ediliyor diyerek kendi zihnimizde bunları gerçekleştiriyoruz fakat olmayan şeyler için de astrolojiyi suçlamıyoruz A tahmin etmedi Demek ki doğru değil demiyoruz beynimizin çalışma şekli Çünkü bu, bu budur Aslında beynimiz yapıyor bunu olumlu olana odaklanıyor ve orada olumlu olana odaklandığı için siz aslında çıktığı zaman ya da özellikle sizi yönlendirdiği zaman, sizin için çok daha verimli oluyor. İkinci bir durumda aslında sizin yaşam şeklinizde bir kılavuzluk ediyor olması, hatalarınızda bir e, sebep bulması, aslında e, yaşadığınız işte güzel olaylarla alayları anlam katması, Anlamlandıramadığınız şeyleri anlamlandırması konusunda çok işlevsel bir şey astroloji. E, bu konuda özellikle ilana e, özellikle buna üzerine giden arkadaşlar varsa e, bundan da fayda sağlıyorlarsa ne mutlu onlara bence güzel bir hobi diyebilirim. Sorunuza cevap oldu mu? Teşekkür ederim. Evet. Ya ben de bir şey söylemek istiyorum aslında astrolojiyle ilgili. Ben yakın zamana kadar çok inanıyordum. Ama e, şu an e, kim konuşuyor ben göremiyorum ama. Nur hocam ben. Ha <laughs> tamam aynı ben değişti sandım. buyurun. Yok yok. Ee, ben yakın zamana kadar çok inanıyordum ama son birkaç haftadır hani dediğiniz gibi hem zihnimiz yönlendiriyor bizi çok fazla bir şekilde olumlu ya da olumsuz hem de bilimsel değil aslında burçlar vesaire. Bu nedenle ya, ben de vazgeçtim. Tahminen kapanacak. Arkadaşlar sorusu <laughs> olan arkadaşlar ya da dinlemek isteyen arkadaşlar tekrar girebilir. Ee, güzel yorumlarınız için çok teşekkür ederim. Ee, hepsini okuyamadım şu anda kapanacak ama ee, daha sonrasında girerseniz yazarsanız çok sevinirim. Hepsini tek tek okuyacağım. Benim zamanım var. Soruları mümkün olduğunca yapmak isterim. Ee, şu an isterseniz kapandıktan sonra tekrar devam ederseniz çok sevinirim. Ben araya kesmiş oldum ama Tamamdır tamam. hocam tekrardan. Evet bu sorunuzu bekliyorum bu sırada.